Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere özellikle İstanbul içinde herkesin bildiği veya bilmediği ufak tefek camiler vardır, böyle tarihi çok geçmişlere dayanır. Onlar hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Birkaç cami tanıtmak istiyorum. Şimdi özellikle benim bulunduğum Eyüp Sultan ilçesinden başlayacağım. Tarihi işte 1453-1500 yıllara dayanan 1600'lü, 1700'lü yıllara dayanan ufak tefek camiler var böyle. Minik, sevimli camiler. Onlar hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Bu camilerin dediğim gibi geçmişi çok eskilere dayanıyor. İstanbul Fethi, İstanbul Fethi'nden sonra yapılan camiler var. Bakalım göreceğiz. Aşağı yukarı 7-8 tane cami tanıtmaya çalışacağım size. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone olan arkadaşlara da çok teşekkürler. Arkadaşlar video istatistiklerine baktım. Bayağı %70-80 abone olmayan kişiler, bayağı bir seyredenler var. Sizlerden de ricam, abone olursanız çok sevinirim. Beğenmeyi de unutmayın videoları. Bir yorumda bulunursanız, daha önce söylediğim gibi beğenmeme tuşuna basıp dislike atanlar var. Videoların görünürlüğünü düşürülüyor. Bu kasıtlı mı yapılıyor yoksa yanlışlıkla mı yapılıyor bilemiyorum. Yapmayın arkadaşlar, gerek yok ya. Burada bir emek harcıyoruz, videolar çekiyoruz. Herkes faydalansın, görsünler diye. Lütfen beğenin. Şimdi benim göstereceğim camilerin hepsi minik camiler. Eyüp Sultan sınırları içerisinde. Diğer Fatih civarında da camiler oluyor. Onların da yol üzerinde camiler var. Kıyıda köşede kalmış. Herkesin bilmediği veya bildiği camiler. Onları da çekebilirim. Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Tekrar dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar. Videomuza başlayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar şu anda Eyüp Sultan Camii'nin dışındayım. Dış tarafındayım. Tabii ki konumuz Eyüp Sultan Camii değil. Onun dışında İstanbul'un içinde olan ve tarihi çok eskilere dayanan, çoğumuzun bilmediği ufak tefek camiler var. Bu camileri tanıtmaya çalışacağım size. Birkaç tanesini tabii ki. Bu camiler İstanbul'un fethinden önce, İstanbul'un fethinden sonra 1400'lü yıllarda, 1500'lü yıllarda yapılan camiler. 1600-1700'lü yıllarda kimsenin bilmediği veya bilse bile kıyıda köşede kalmış gibi gözüken camiler, minik camiler bunlar. Dışarıdan görüntülerini çekeceğim size, isim hangi yılda yapılmış falan filan. Onları sizlere tanıtmaya çalışacağım. Birkaç tane cami var. Yolumun üstünde veya çevremde olan camiler, herkesin de bilmesini istediğim için tanıtmaya çalışacağım. Hep beraber başlayalım. Evet, şimdi ilk camimiz hemen Eyüp Sultan Camii'nin yanında olan, tarihi bayağı eskiye dayalı bir cami. Minaresi yok bu caminin. Neymiş? Saçlı Abdülkadir Camii. Yapım tarihi 1537. Gördüğünüz gibi. Şöyle küçük bir cami, minik bir cami. Böyle biraz daha dışarıdan çekmeye çalışayım sizin için. Tekrar söylüyorum, Saçlı Abdülkadir Camii, yapım yılı 1537, hemen Eyüp Sultan Camii'nin yanında. Şirin bir cami, hemen girişi yan taraftan. Şöyle. Dışarıdan bir çekeyim sizin için. Evet, şöyle. Şirin bir cami. Girişi bu taraftan. Yapım yılı 1537. Hemen Eyüp Sultan Camii burada. Hemen köşede kalıyor. Şimdi diğer camimize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu Eyüp Sultan Meydanı'nın bitiminde hemen karşı yola geçtikten sonra, Eyüp Sultan Bulvarı'nın bitiminde bir camimiz var. Bağırma ya, seni gördüm.
Bu camimiz şöyle. Bu da bayağı eski ama onarım yapılmış. Sofu Karali Çavuş Camii Sofular. Yapım yılı 1464. Onarım yılı 2010. Evet, böyle. Şirin bir cami. Şöyle minaresi var. Şöyle çadırvanı falan var ileride. Şöyle dışarıdan çekiyoruz tabii camileri. Hemen burada sevimli bir dostumuz var. Sofu Karali Çavuş Camii. 1464, 2010'da yapım. Onarım yapılmış, geçirmiş şöyle. Bu da küçük şirin bir cami. Hemen Eyüp Sultan Meydanı'nın karşı yolunda. Eyüp Sultan Bulvarı'nın bitiminde. Şöyle. Küçük bir cami. Yılında ilk yapılmış, 2010'da onarım gerçekleşmiş. Şöyle küçük şirin bir cami. Hemen diğer bir camimize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer bir camimiz bu. Eyüp Sultan'da meydandan çıkıp minik çarşıyı geçtikten sonra şöyle karşıya geçiyoruz. Hemen burada motosikletin sahibi. Hemen ışıklardan karşı yola geçiyoruz. Minik bir camimiz var. Şöyle ışıklarda bekleyelim, değil mi? Yandı mı? Yandı. Şöyle. Kızıl Mescit Camii. Kızıl Mescit Camii. Yapım yılı 1531. Şöyle küçük bir cami bu da. Çok eski. Kızıl Mescit Camii 1531. Şöyle küçük bir cami. Şöyle içeride, dışarıdan çekelim yine. Şöyle ileride çadırvanı falan var. Böyle. Minik bir camimiz. Çok eskiye dayanıyor bu da. 1531 Kızıl Mescit Camii. Bu çevrede böyle ufak tefek böyle camiler var. Genellikle İstanbul'un içinde var tabii ki. Çoğumuzun bildiği veya bilmediği camiler. Şöyle. Hemen dediğim gibi Eyüp Sultan Camii'nin çarşısının içinden geçiyorsunuz. Yolun karşısına geçiyorsunuz hemen burada. Kızıl Mescit Camii 1531. Bir başka camimize doğru yolumuza devam edelim. Evet, şimdi Kızıl Mescit Camii'nden çıktıktan sonra diğer bir camimiz var. Çeribaşı Camii. 1535 yılında yapılmış o da. Onun ufak bir tarihçesi vardı kapısında. Şöyle güzel renkli Eyüp Sultan evlerimizin içinden geçerek devam edelim. Bakalım. Şöyle güzel restore edilmiş evler var burada. Bu arada burası Kızıldeğirmen Sokak. Şöyle. Güzel evler. Şöyle karşıdan çekelim bakalım. Şöyle. Bu yolun devamı Eyüp Sultan Camii'ne doğru çıkıyor ama bizim göstermek istediğimiz camimiz hemen çarşının girişinde, Çeribaşı Camii. Minik bir cami, çok güzel. Çeribaşı Camii Tarih, Kültür ve Çevre Koruma Derneği tarafından restore edilmiştir. Taçev tarafından. Yapılış tarihi Hicri 952
Restore tarihi miladi 1996 Hicri yılında, 1952 yılında Çeribaşı Camii yapılmış. Ama şurada küçük bir şeyi var. Bunu gösterelim size. Minik bir cami dediğim gibi. 1545 yılında Zehra Binti Abdullah Hatun tarafından yaptırılan cami, harap ve yıkık durumdayken 1993 yılında Eyüp Sultan Tarih, Kültür ve Çevre Koruma Derneği TAÇEV tarafından yeniden ihya edilmiştir. Yani caminin asıl yapılış tarihi 1545, Hicri 952. Küçük bir camimiz. Şöyle hafif uzaktan alalım. Minik bir cami. Şöyle tavukları var. Şurada tarihçesi yazıyor. Çeribaşı Camii 1535 miladi, Hicri 952. Tabi bunların hesaplamaları var. 600 yıl falan diyebiliyorum ama şöyle şeyi var. Abdest alma yeri girişinde hemen. Küçük bir camimiz. Burası Çeribaşı Camii arkadaşlar. Şöyle. Çok eski bir cami burası da. Fakat restore edilmiş. TAÇEV tarafından. Restore tarihi 1996. Orada 1993 mü yazıyordu? Evet, 93 yazıyor ama ikinci restore herhalde 96. Tamam. Horoz kızıyor. Hatunlarıma yanaşma diyor. Şöyle. Oradan girişi var. Çeribaşı Camii. 1535. Böyle. Diğer camimize doğru yola çıkalım. Evet arkadaşlar, diğer camimiz Kaptanpaşa Camii. Şöyle. Biraz daha ayrıntı göstereceğim size. Şurada Eyüp İskelesi'nden ve Fesane şeyinden, durağından indikten sonra Eyüp İskelesi var. Hemen onun karşı tarafında Kaptanpaşa Camii var. Şöyle. Onun da yapımı eskilere dayanıyor. Fakat restorasyon var tabii ki. Şöyle. Şöyle az bir şey, birkaç yerini gösterelim. İçeriden. Şöyle. Abdest alma yerleri hemen içeride. Şöyle altında Eyüp Oyuncakçıları, Eyüp Sultan Belediyesi tarafından kurulmuş. Şöyle. Bu da bir eski bir cami. Fakat onarım yapılmış tabii, restorasyon. Hemen tarihçesine bir bakalım. Eyüp Sultan. Toys of Eyüp. Hemen bakalım şurada. Kaptanpaşa Camii. İlk inşa edildiği tarih 1567. Bugünkü yapı 1900. Restorasyon 2018. İstanbul Büyükşehir Belediyesi restorasyonu 2014 yılında Eyüp Sultan Belediyesi tarafından başlanılmış olup 21 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmıştır. Burada hemen girişinde tarihi var. Uzun bir tarih. Şöyle videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Kabudan-ı Hüsnü Siret Hasan Paşa'yı Derya Cud Bu Ali Mabedi Tesis İbüt Cün Cennetül Meya. Bu bayağı bir tarihi var. Cami hakkında. İstanbul Vapur İskelesi karşısında, İskele Caddesi üzerinde bulunuyor. Kızıl Mescit Sokağı karşısında. Şöyle bir cami. Kaptanpaşa Camii. Dediğim gibi inşası 1567, ilk inşası yapımı. Bugünkü yapıt 1900 yıllar, restorasyon 2018. Şöyle birazcık bir kısmını gösterelim size. Buradan camiden yukarıya çıkılıyor camiye. Kaptanpaşa Camii. Tekrar bakalım. 1567 yılında yapılmış ilk ev. Şöyle. İki tane çıkışı var.
Şöyle şadırvanı var. Kaptan Paşa Camii. 1567 yılında yapılmış. Çok ufak olmasa bile bu da ufak camilerimizden sayılır. Eski bir cami. Şöyle hemen burada. Hemen dediğim gibi Eyüp Sultan İskelesi, karşıda Üsküdar vapuru bekliyor. Hemen onun karşısında. Şöyle. Evet. Diğer camimize doğru yolumuza devam edelim bakalım. Arkadaşlar, yakınına gelmişken size Sultan Reşat Türbesi'ni de göstermek isterim. Hemen Kaptanpaşa Camii'nin biraz ilerisinde. Şöyle Sultan Reşat Türbesi. Sultan 5. Mehmet Reşat Türbesi. Şöyle. Sultan 5. Mehmet Reşat 35. Osmanlı padişahı olup Sultan Abdülmecid'in oğlu Sultan 2. Abdülhamid'in kardeşidir. İyi bir eğitim görmüş. Sultan 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi üzerine 1909 yılında padişah olmuştur. Ayrıntıları böyle altında var. Güzel açıklamaları var böyle. Kültür Bakanlığı'nın Tomb of Sultan Mehmet Reşat. Şöyle hemen buradan girişi var. Hemen burada. Sultan Reşat 5. Mehmet. Diğer camimize geçmeden önce dedim bunu bir göstereyim. Şöyle güzel bahçesi var. Şöyle. Sultan 5. Reşat 5. Mehmet. Pardon. Türbesi burada. Hemen bir Fatiha'mızı okuyalım. Diğer camimize doğru devam edelim. Bu arada arkadaşlar, diğer camimize geçmeden önce yolda bir açıklama yapmak istiyorum size. Şimdi ben bu YouTube'da İstanbul'u tanıtan, yaşadığımız yerleri tanıtan videolar çekmeye yeni başladım. Fakat böyle birkaç tane videom yayınlandıktan sonra görüntülenmeler arttı. Fakat birkaç kişi dadandı videolarımın altına. Altına değil de dislike atıyorlar, yani beğenmeme şeyine basıyorlar. Yanlışlıkla mı oluyor, bilerek kasten mi yapılıyor bilmiyorum. Lütfen yapmayın bunu. Gerek yok yani. Niçin yani görüntülenmeleri engellemek için niçin yapıyorsunuz bunu? Yanlışlıkla mı basıyorsunuz, kasten mi yapıyorsunuz bilmiyorum. Lütfen yapmayın. Beğeniyorsanız beğenin. Kötü bir yorumunuz varsa da yorumlar kısmına yazın. Şöyle şöyle hata yapmışsın, şunu şunu yapman gerekirdi diye. Ben de ona göre videolarımı çekeyim. Sizden rica ediyorum bu konu hakkında. Birkaç tane çünkü videolarımın altına baktım. Hep dislike atmışlar videolarda. Yani beğenmeme tuşuna basmışlar. Tabii ki olabilir, basabilir ama neden, sebebini belirtmeden olursa bu kasti yapılmış anlamına geliyor. Şöyle parktan geçerek diğer camimize doğru gidiyoruz. Sizden ricam, videoları beğeniyorsanız beğenin. Beğenmiyorsanız niçin dislike atıyorsunuz? Tamam, YouTube bu butonu koymuş ama yani bir sebebini belirtin. Ben beğenmedim, şundan dolayı beğenmeme butonuna bastım. Yani onu da belirtmek, bilmek hakkımız yani. Şöyle güzel bir park. Şöyle devam edelim diğer camilere doğru. Evet, hemen yolumuzun üstünde. Şöyle. Yine Feshane durağının tam karşısında. Gerçi bu camimiz biraz büyük. Kıyıda köşede kalmış değil. Şöyle. Zalpaşa Camii var. Şöyle onun avlusundan geçerek diğer camiye giderken onu belirtmek istedim size. Zal Mahmut Paşa Camisi. Hemen avlusundan geçerek diğer camiye giderken onu da çekmek istedim size. Bu da tarihi eski bir cami. Tabii ki büyük bir cami diğerlerine nazaran. Şöyle. Burada yazın sohbetler oluyor. Şöyle.
türbeler var. Buradan yukarıya doğru çıkalım. Evet. Zal Mahmut Paşa Camii. Mimar Sinan 1551. Şöyle. Bakın hemen girişinde yazıyor zaten. Zal Mahmut Paşa Camii Mimar Sinan 1551. Hemen burada. İmam odası, müezzin odası. Şöyle. Güzel bir avlusu var. Şöyle. Sessiz. Zal Mahmut Paşa Camii Mimar Sinan 1551 yılında yapılmış. Şöyle bir gösterelim. Ondan sonra diğer küçük camimize doğru yola çıkalım. Bunu da göstermeden geçmek istemedim. Şöyle. Şöyle güzel bir kapısı var. Zal Mahmut Paşa Camii 1551. Evet. Diğer camimize dolu yola çıkalım. Şimdi bu Zal Mahmut Paşa Camii'nden hemen kapısından çıktıktan sonra hemen böyle karşıda çok eski bir camimiz daha var. Minik bir cami. Şöyle göstereyim onu size. Silahi Mehmet Efendi Camii 1555 yapım yılı. O da küçük bir cami. Çok güzel, şirin. Şöyle güzel kapısı var. Şöyle. Silahi Mehmet Efendi Camii. Hemen Zal Paşa Camii'nden çıktıktan sonra hemen onun yanında. Diğer camimize doğru yola çıkalım bakalım. Hemen yolumuzun üzerinde çok küçük olmamakla birlikte bir camimiz daha var. Şöyle. Cezeri Kasımpaşa Camii 16. yüzyıl başlarında inşa edilmiş. Cezeri Kasımpaşa Camii şöyle. Bakalım ne yazıyor. Cezeri Kasımpaşa Camii 1515. Bu bayağı bir eskiymiş bu da. Şöyle. Küçük bir cami. Hemen Eyüp Sultan Zal Mahmut Paşa Camii'ni geçtikten sonra şöyle şadırvanı var. Cezeri Kasım Camii 1515. Şöyle. Feshane'nin tam karşısından geçince Akarçeşme var. Akarçeşme'de bulunuyor bu cami. Şöyle. Küçük bir cami sayılır aslında. Burası da Cezeri Kasım Paşa Cezeri Kasım Camii 1515. Şöyle. Şöyle bir şeyi var. Güzel. Hemen. Evet. Eski bir cami. Cezeri Kasım Camii 1515. Evet, diğer camimize doğru yolumuza devam edelim. Bu camimiz hemen şeyin karşısında, Feshane'nin karşısında. Girince Akarçeşme'de arkadaşlar. Şöyle.
Böyle. Evet, diğer camimize doğru devam edelim. Evet, diğer küçük camimiz Arpacı Hayrettin Camii. Şöyle minik. Hemen burada Hazreti Ethem radıyallahu anh sahabe-i kiramdan onun türbesi var. Hemen o türbenin karşısında Arpacı Hayrettin Camii var. Bakalım yapım yılına, inşa yılına 1453. Bakın gördünüz mü? 1453 İstanbul'un fethiyle yapılmış. Oldukça küçük, şirin bir cami. Şöyle. Akarçeşme semtinde, Eyüp Sultan'ın Akarçeşme semtinde Hazreti Ethem radıyallahu anh hazretlerinin sahabe-i kiramdan onun türbesinin şöyle tam karşısında Arpacı Hayrettin Camii 1453. Yakın zamanda restorasyonu yapıldı. Hemen şuradan bakalım. Arpacı Hayrettin Camii 1453 İstanbul'un fethiyle yapılan bir cami. Şurada hemen yan tarafında şırdırmanı var. Arpacı Hayrettin Hazretleri türbesi var burada hemen yanında. Şöyle şadırvanı var. Güzel küçük bir cami. Dışı ahşap. Yeni restorasyonu yapıldı. Diğer camimize doğru yolumuza devam edelim. Arpacı Hayrettin Camii'ni geçtikten sonra hemen yukarıda solda Arakiyeci Takkeciler Camii. Kaçmış? 1632 yılında yapılmış arkadaşlar. Arakiyeci Cafer Ağa Camii olarak da geçiyor. Yapım yılı 17. yüzyıl Takkeciler. Arakiyeci Takkeciler Camii 1632. Şöyle. İçinde avlusu var. İçeride şadırvan. Bayağı eski bir cami. 1632. Diğerlerine göre tabi o kadar eski değil ama yine de eski sayılır. Şöyle hemen dışarıdan da biraz çekelim. Şöyle. Evet, diğer camimize doğru yola çıkalım. Evet arkadaşlar, diğer bir camimiz. Şöyle birazcık yürüdük. Fethi Çelebi Camii 1453 yılında yapılmış. Hemen onun yanına doğru devam edelim. Trafik. Geçelim trafikten şöyle bir karşı tarafa doğru. Geçebilirsek. Tabii ki arabalar müsaade etmiyorlar geçmemize. Biz kendimiz geçelim bakalım. Fethi Çelebi Camii 1453 yılında yapılmış. Bayağı eski bir cami. Şöyle. Fethi Çelebi Camii 1453. Bayağı eski bir cami. Şöyle. Şimdi buranın şeyini de söyleyeceğim size arkadaşlar. Hemen burada şeyi var, şuradan çekelim. Şöyle. Hemen. Fethi Çelebi Camii 1453 yılında yapılmış bu da. Bayağı eski bir cami. Şöyle. Nereden geliniyor buraya? Şimdi şöyle gelelim.
Burası Tokmaktepe Parkı. Şöyle geldik, Tokmaktepe Parkı burası. Ayvansaray Eyüp Sultan metrobüs durağında inip üst geçitten geçip Tokmaktepe Parkı'ndan geçtikten hemen sonra burada güneş vuruyor gerçi ama Fethi Çelebi Camii burası da. Burası da bayağı eski, İstanbul'un fethiyle yapılmış. 1453 yılında, altta şadırvanları falan var. Şöyle. Diğer bir iki camimiz kaldı. Onlara doğru da yola devam edelim. Şöyle. Devam. Evet. Parkın içinden geçerek diğer camiye giderken size göstermek istedim. Şöyle İstanbul manzarası, bayrağımız. Hemen bu parkın, Tokmaktepe Parkı'nın orada. Hemen burada metrobüs köprüsü. Ayvansaray Eyüp Sultan metrobüs durağı. Dediğim gibi buradan geliyorsunuz, köprüden geçip Fethi Çelebi Camii'ne, 1453 yılında inşa edilen camiye ulaşıyorsunuz. Şimdi biz buradan şöyle Haliç Köprüsü'ne de bir bakalım. Bakın karşı taraf Halıcıoğlu. Şöyle çok güzel bir manzarası var. Tokmaktepe Parkı. Yazın çok güzel burası. Sık sık geliyoruz. Karşıda da ufak cami var. Orası Fatih ilçesine bağlı. Şimdi surların bitiminden buraya kadar Eyüp Sultan. Şöyle diğer camimize doğru parkımızın içinden yoldan geçerek devam edelim. İki tane daha camimiz kaldı. Bu video biraz uzun oldu mu bilmiyorum. Yüklerken göreceğim ama inşallah sıkılmadan izlersiniz. Diğer camiye doğru devam. Evet arkadaşlar, diğer camimiz Defterdar Mahmut Efendi Camii. Hatta şu anda şeyde, restorasyonda. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından restorasyonu falan yapılıyor. Kuzey cephesi, güney cephesi, batı cephesi, doğu cephesi olmak üzere. Şöyle bir bakalım. Defterdar Mahmut Efendi Camii, Akarçeşme semtinde Eyüp Sultan'ın feshanenin, feshane hemen şurada. Onun tam karşısında. Şöyle. Defterdar Mahmut Efendi Camii. İçeriye bir girelim bakalım şöyle. Avlusundan. Şöyle. Şadırvanları içeride var. Şöyle. Bunun çoğu yeri restorasyon nedeniyle kapalı. Bakamadım tarihine ama yok. Şurada yazmıyor. Çoğunluğu. Bakayım. Mahmut Defterdar Mahmut Efendi Camii. Bu da küçük bir cami, yine eski. Restore edildiği için kapatılmış şu anda. Ama herhangi bir bilgi falan yok. Tarih görebiliyor muyum? Yok. Şöyle restore ediliyor. Bundan fazla bir şey çekemiyoruz. Hemen dediğim gibi feshanenin tam karşısında Akarçeşme'de Defterdar Mahmut Efendi Camii restorasyon ve çevre düzenlemesi. Şuradan bir çekmeye çalışayım. Bu da çok eski bir cami. Yine 1500'lü yıllar olduğunu zannediyorum. Giremedim içeriye çünkü restorasyon var. Tamamen kapatılmış. Şöyle Defterdar Mahmut Efendi Camii. Böyle bayağı eski bir camilerden. Şöyle avlusu var. Şöyle. Diğer camimize doğru devam edelim. Arkadaşlar, diğer bir camimize geldik. Hemen Haliç Köprüsü'nün altında, şöyle göstereyim size. Yavedut Türbesi'nin hemen karşısında, Haliç Köprüsü'nün altında bulunan bu bayağı bir eski bir camimiz var. Yavedut Camii. Bakın yapım yılı 1219. Çok eski. Şöyle
Ya Vedit Camii. Yapım yılı 1219. Biraz içeriye bir bakalım avlusuna doğru. Şimdiye kadar gördüğüm en eski cami ama giremiyoruz maalesef. Kilit takmışlar. Şöyle. Bayağı bir eski bir cami. Şadırvanı var içeride. Şöyle. Yapım yılı 1219. Ya Vedit Camii. Hemen Haliç Köprüsü'nün altında. Şöyle. Bu Fatih'e mi yoksa Eyüp Sultan'a mı bağlı burası bilmiyorum gerçi ama herhalde Eyüp Sultan olması lazım. Kapısına kilit vurulduğu için giremiyoruz. Maalesef. Şöyle şuradan göstereyim size. Şöyle. Kabale'yi okuyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ya Vedit Camii. Yapım yılı 1219. Şöyle birazcık uzaktan da çekelim. Çok eski bir. Şimdiye kadar çektiğim camilerin en eskisi. Şöyle. Şuraya doğru bir gidelim. Karşıya geçelim birazcık. Şöyle. Şöyle. Ya Vedit Camii 1219 yılında yapılmış. Şimdi son camimize doğru devam edelim. Şimdi tam Ya Vedit Camii'nin tam karşısında bu da bayağı eski olduğunu bildiğim Hacı Hüsrev Camii var arkadaşlar. Hacı Hüsrev Camii. Bu bir kompleks gibi bir yer burası. Hemen Ayvansaray surlarının dibinde Hazreti Hamdullah El Ensari Türbesi var içinde. Hazreti Ebu Şeybe El Hudri Türbesi var. Toklu Dede Haziresi var. Hazreti Kaab Türbesi var. Hazreti Muhammed El Ensari Türbesi var içeride. Şeyh Abdülvedit Sultan Türbesi var. Ve Hacı Hüsrev Camii. Şöyle bir bakalım. Ufak tefek. Şöyle Hacı Hüsrev Camii, burası da bayağı eski bir cami. Şöyle. Hazreti Kaab Camii diye geçiyor. Kaab Camii. Şöyle şadırvanı var. Çok güzel. Burada bir anıt gibi bir şey var ama o ne oluyor bilmiyorum. Şöyle. Herhangi bir bilgi de yok ama. Şurada. Şöyle bir bakalım. Kaab Camii. Hazreti Kaab Camii. Şöyle bir bakalım tarihine. Şuradan geçelim. Kaab Camii. Bayağı eski. Şöyle. Bayağı eski. Düzenleme yapılıyor arkadaşlar, yapıyorlar. Şöyle Kaab Camii. Bunun şeyini göremedim yapım yılını ama bayağı bir eski olması lazım. Bakayım bir yerinde yazıyor mu Kaab Camii. Bunu yazmamışlar. Bayağı eski. Bakayım buralarında bir yerinde yazıyor mu. Burada çeşmesi var. Hazreti Kaab Camii. Bakayım. Yazmıyor herhalde bir yerinde ama yapım yılı yok. Yok, yazmamış bir yerinde yapım yılını. Şöyle. Diğer tarafına bir bakayım ama yazıyor mu bir yerinde, yazmıyor. Göremedim.
Kaap Camii. Şuradan geçeyim. Tarihçesi var ama. Ha, yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir diyor. Burada yazıyor. Bakayım şuradan. Ya, sahabeden Hazreti Kaap radiyallahu anhu türbesi var burada hemen. Şöyle. Sahabeden Hazreti Kaap radiyallahu anhu türbesi. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir diyor. Caminin tabelasında öyle yazıyor. Bakalım şöyle. Selamlar. Şöyle tekrar arka tarafında dolaştım ama bakalım şöyle. Yok. Yazmıyor. Yapım yılı yok. Kesin olarak bilinmemektedir diyor. Şöyle. Evet. Bu son camimizdi. Eyüp Sultan sınırları içinde bulunan ufak tefek camileri. Şöyle. Son camimiz bu. Şimdi dışarıya çıkıp bir kapanış yapalım bakalım. Evet arkadaşlar. Yapmış olduğumuz ufak bir turumuz burada bitti. Hazreti Kaap Camii'nin avlusundan videomuzu bitiriyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu Eyüp Sultan sınırları içinde benim çevremde olan ufak tefek gizli kalmış herkesin bilmediği veya bildiği camileri sizlere tanıtmak istedim. Eğer hoşunuza gittiyse video beğen butonuna basabilirsiniz. Varsa yorumlarınız, bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız, yorumlar bölümünden devam edilmesini istiyorsanız bildirebilirsiniz, yani yazabilirsiniz. Çünkü bunun devamında Fatih var. Fatih'in hemen yol üstünde yine böyle ufak tefek camiler var. Herkesin bilmediği küçük camiler var, mevcut yani. Benim size tanıtmak istediğim Eyüp Sultan sınırları içinde çevremde olan işte tarihi 1453'ten başlayıp 1500'lü 1600'lü yıllarda 1700'lü yıllarda yapılmış olan camiler mevcut. En son gösterdiğim Yevedit Camii işte 1219. Ben o kadar eski olduğunu bilmiyordum o caminin. Buradan videomuzu kapatalım. Dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz bu tip videoların devamını istiyorsanız. Herkese Hazreti Kaap Camii'nin avlusundan selamlar. Burası da herhalde Fatih'e mi Eyüp Sultan'a bağlı bilmiyorum. Hemen Ayvansaray surlarının bitiminde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi şey yazabilirsiniz yorumlarda. Bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız eğer Fatih ilçesinde de çünkü bayağı böyle bir İstanbul'un bölgelerinde var böyle ufak tefek camiler. Devam ettirebilirim yani bu şekilde. Herkese selamlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.